açtım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Stop etme aracı, çalışsın. 50 TL'lik antifrizi değiştirmezsek ne olur? Part 2'yi çekiyorum şu anda. Yoldayız ve araba hararet yapıyor. Acaba gösterge bizi yanıltıyor mu diye düşünüyoruz. Devir dayımı görmüştünüz. Devir dayımı sürdüğünü görmüştünüz, gösterdik sizlere. Radyatör buz gibi. Ama motor 100 derece. Şimdi kaloriferi açacağız. Usta, kaloriferi sıcağı al. Düşmeye başladı zaten. Al sıcağı, full aç, düşsün. Düşüyor. Araç hararet yaparsa ne yapmamız gerekiyor? Düştü ya, şey dedim. Yardan fazlaya geliyor. Hafif gaz ver. 1500-2000 arası tut yeter. Arkadaşlar, bu gibi durumlarda hava çok sıcak dahi olsa kalorifere sıcak var. Tam açıp soğutabiliriz. Bu birinci kriter. İkincisi de atıyorum hava çok sıcak ama araba hararet yaptı. Klimayı açarak öndeki fanın çalışmasını sağlayabiliriz. Yani fan açmıyordur araç. Öndeki şu fanın açmasını sağlayarak motorun soğumasına yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Ben yine termostatı bakacağım. Radyatör buz gibi. Termostat yeni değişti. Sanki termostat açmıyor gibi bir izlenim var bu araçta. Çok rahat radyatörü elimle de tutabiliyorum zaten. Üst tarafı şu küçük hortumdan dolayı burası kısmen ısınıyor, fakat sirkülasyon yok, termostat açmıyor bu aracın. Şimdi döneceğiz servise ve termostatını bu aracın tekrar değiştireceğiz ve devir dayımdan içeride kalan parçaları çıkarmaya çalışacağız. Usta, termostat açmıyor be. Buz gibi, 30 derece. O zaman termostatın araya devir dayımdan parçaları gitti. Ya termostatın araya bir parça gitti devir dayımdan kalan kaldıysa, ya da termostat arızalı. İkisinden birisi. Fazla sıkıştırmadan şimdi devam edeceğiz. Yani 50 TL'lik antifrizi doldurmazsak neler oluyor ve hararet yaparsak nasıl davranmamız gerekiyor? Bunu sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer ki aracın sisteminde soğutma sıvısı varsa, yani antifriz ya da su varsa, Türkçesini söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle aracı stop etmiyoruz ve kapağı açmaya kesinlikle çalışmıyoruz. Su azsa, su hiç yoksa, zaten harareti burada göremeyiz. Biraz sıkıntı olur onu görmek. Yani paniklemiyoruz kesinlikle ve su kapağını açmıyoruz. Dediğim gibi kaloriferi sıcak konuma alarak, tam full açarak soğumasını bekliyoruz. Aynı zamanda da klimanın AC tuşuna basıyoruz ki önden de fan çalışsın. Tamam, termostatımız kapalı. Radyatörde herhangi bir soğutma yapmayacak, yardımcı olmayacak. Fakat yine de bir fan rüzgar vererek motor bloğumuzu soğutacak. Az da olsa faydası olacak. Doğru mu Ali Usta? Evet. Evet. Yağ basıncı lambası da yanıyor şu anda. Bu da neden kaynaklanıyor? Hararet yaptı. Süzgeçte büyük ihtimal kurum, kalıntı yağ kurumları var. Hararet yükseldiği zaman arkadaşlar o kurumlar genleşme yapıyor, şişiyor ve delikleri daha fazla tıkıyor ve yağ lambası yakıyor. Öncesinde de bu şekildeymiş. Dikkate almamışlar. Yani bu şekilde kullanıyor araç sahipleri. Biz neden kullanıyorsunuz diyemeyiz.
gördüğünüz üzere durum bundan ibaret. Araç böyle enteresan bir araç. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.